Asgari ücret biz 809 lira bekliyorduk ama 300 lira olunca bir şok yaşadık. Çünkü 5 kere 3 ay içinde 5 kere elektrik faturalarına zam geldi. Doğalgaz kapıdan. Yani bu yılda 350 lira bir kere çok yanlış bir şey. Cumhurbaşkanı alıyor 81 lira, milletvekilleri alıyor 30 milyar. Onlara ekonomi var. İşte biz adil, bir de televizyonun karşısına geçmişler utanmada, sıkılmada bir şey yapıyorlar yani. Konuşuyorlar. Jest yaptık. 300 lira. Nedir ablacığım 300 lira ya? Yani 1000 lira, 1500 lira alacak kira yok. Bunun bir çocuğu, iki tane çocuğu olan, bunun okul masrafı günde 5 lira çocuğa, yani 3 lira 5 lira vermeye utanıyoruz. Bir meyve suyu, bir tane simit alsa 5 lira zaten. Yani bir kırtasiye malzemesi olsun, şey olsun, her şeye yani %30, %40, %50 zam geliyor. Ama adamlar 300 lirayı ne sanıyorlarsa yani 300 lira. Hiç vermeseler daha iyi yani 300 lira. Yılda bir 300 lira şey yaptık diyorlar. İşverenin işte Türkiye'de işsizlik, zaten işsizlik başına almış gidiyor. Hı hı. Yani siz geçinebiliyor musunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi ablacığım ben 300 hurdaya çıkıyorum. Şu anda işten çıkarıldım ben. Yani günde 30 lirayla 40 lirayla eve gidiyoruz. Zaten 2300 lirada iş bulsak bile 1000 lira kira. Yani benim 1500 lira kira ödüyorum şu anda. 5-600 lira faturalar geliyor. Çocuğum enzam hastası. Bir tane ilacı 150 milyon. Yani sadece bir tane ilacı 150 milyon yani. Biz bu şartlarda zaten zor geçiniyoruz yani. Bak da sabah kahvaltısı bile isteğiyle duruyorum. Yemek yememişim yani. Yok iş de yok. Yani bilmiyorum yani Türkiye'de başını almış işsizlik olsun, şey olsun, başını almış gidiyor yani. Peki bundan sonra nasıl olacak sizin için? Yani? Vallahi ablacığım bundan sonra daha bu ülke düzelmez yani. Daha bir tane şu anda Kanal İstanbul diyorlar, bilmem ne diyorlar. Parası olan konuşuyor yani. Şu anda karavanın yanında değiller. Parası olan zaten başını almış ki değil. Parası yani olmayan gitgide daha... Böyle açlık içinde yaşamaya devam mı edecekler? Nasıl olacak o? Vallahi abla şu anda ülke, inan yani biz iyiye gidiyor desek şu anda daha çok kötü olacak yani. Daha kötüsü olacak yani. Zamlar şu anda, zamlar daha gelecek yani. Bir 3 ay içinde 2 kere 3 kere elektriğe zam geldi. Doğal gaz öyle. Çay şeker desen öyle. 1 kilo yani domates bırak patlıcanı, makarnaya bile %50 %60 zam gelmiş yani. Hangi bana adalet? 1 kilo mercimek olmuş 10 lira. Nerede yani bu? Niye iyiye gidiyor da yani? Bu ülkenin neresi iyiye gidiyor? Şu anda biz 3000 lira bekliyorduk. 3500 lira diyorduk. Olur asgari ücret. En az yani 2600 2700. 2300 lira şok ettiler yani. Siz ne zaman işten çıktınız? Ben işten çıkalı 2 ay oluyor şu anda. İş arıyor musunuz zaten? İş arıyorum. Tabii bak 30 lira bak sabahtan beri o. 10 kilo demir 13 lira bir şey yapar yani. İş bakıyoruz, iş bulamıyoruz yani iş yok. Psikoloji olarak da insan yani çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamıyor. Yani şimdi eve gidiyorum. Yani şimdi 15 lirayla 20 lirayla onu eve mi vereceksin, kiraya mı vereceksin, elektrik vermiyor, su mu vereceksin, ne vereceksin yani? Yani memlekete dönsen memlekette iş yok. Diyorsun İstanbul'a geliyorsun, İstanbul'da iş yok. Yani gerçekten daha zor günler bizi bekliyor yani.